Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Bu dersimizde 3D Max'te Multires modifier'ının ne işe yaradığını öğreneceğiz. Kısaca bahsetmek gerekirse Multires arkadaşlar sizin sahnenizdeki yüksek poligonlu olan objelerin poligonlarının düşürülmesine yarar. Mesela 1 milyon poligona sahip olan ya da 700 bin poligona sahip olan sahnenizdeki bir ağacın tek bir ağaçtan bahsediyorum. Bunu birçok adet kullandığınız zaman 3-4-5 milyon poligonlara çıkıyorsunuz. Çoğaltmadan önce bunun multiresiyle poligonunu 1 milyondan 10 bine kadar düşürüyorsunuz. Hem modelinizde bozulma olmuyor hem de sahnenizdeki poligon sayısı azalmış olup makinenizde kasılmalar olmuyor, Max'te çökmeler olmuyor ve render sürenizde gereksiz uzamalar sebep olmuyor. Şimdi isterseniz başlayalım. Çok basit olarak değineceğim. Kullanımı oldukça basittir. Karmaşık bir kullanım yapısına sahip değil. Sadece generate dediğimiz zaman belli bir hesaplama süresi oluyor. O süreyi beklememiz gerekiyor. O sürenin de ne kadar uzun ya da kısa olacağı sizin birazcık bilgisayarınızdan alakalı bir durum, ama hani beklediğinize değecek. Yani gerekirse 10 dakika bile bekleyin, ama hani Multires'i muhakkak özellikle sahnenizde dış mekanlarda özellikle kullanmış olduğunuz ağaç gibi ya da hazır model gibi nesnelerde arkadaşlar kullanın, sabırlı olun. Poligonları düşürün. Sahneniz daha hızlı olsun. Şimdi isterseniz en basit olan T-Pod'dan yapalım arkadaşlar biz bu işi. Bir tane T-Pod çizelim arkadaşlar sahnemize. Şimdi gördüğünüz gibi T-Pod'umuzun poligon sayısı 262 bin. 64 segmentle biz bunu 128 segmentse çıkartalım. 64'ten fazlasını desteklemiyormuş. Tamam, fark etmez. Şimdi bu modifier liste kısaca klavyeden mu yazarsınız direkt multires'e gelir. Şimdi multires'i seçtiğiniz zaman direkt objenin poligon sayısını bir indirime gitmiyor. İndirime gitmesi için arkadaşlar buradan öncelikle generate demeniz gerekiyor. Buna bir tıklıyorsunuz. Dikkat ederseniz bu alt tarafta press escape to abort generation diyor. Hani isterseniz bu escape'e basıp işlemin hemen bitmesini sağlayabilirsiniz diyor. Ama tabi bu hani poligonun düşürülmesini sağlamıyor. Şimdi generate yaptıktan sonra arkadaşlar bunu Multires'e uyumlu hale getirdi. Ama modelinizi bozmadı. En önemli hususlardan birisi bu arkadaşlar. Modelinizi bozmuyor. Sadece onu Multires'e uygun hale getiriyor. Burada görmüş olduğunuz vertical percent arkadaşlar 100 değeri. Siz bunu ne kadar aşağı düşürürseniz buradaki poligon sayınız da o kadar aşağı olacak. Hani çok da aşağılara çekmenize gerek yok. Mesela 262 bin poligonda biz bunu 25'e düşürelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar poligona bakıyoruz, 65.117 olmuş. Modelimize bakıyoruz, herhangi bir bozulma yok. 25'ti, biz bunu 10 yapalım. Kaça düştü? 25.000'e düştü. Sahnemize diyorum, özür dilerim. Tripodumuzda yani modelimize herhangi bir bozulma var mı? Yok. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Multires'e bunun dışında herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Kısaca işlemi başa alıyorum. Objeniz hazır bir modelse ağaç olabilir, herhangi bir bitki olabilir, her şey olabilir. Poligonu yüksek. Bunları sahnenizde kopyaladıkça sahnenizdeki poligon sayıları da artacak. Bu
bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep olacak, sahnenizin ağırlaşmasına sebep olacak ve bir süre sonra çalışamaz hale geleceksiniz. Bunun önüne Multitrace'den geçiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız objeleri kopyaladıktan sonra Multitrace yapmanızın hiçbir anlamı yok. Mesela şimdi bu 262 binlik T-Pod'dan 20 tane ihtiyacınız varsa sahnenizde, 20 tane de hepsini tek tek seçerek de Multitrace yaptırabilirsiniz. Ya da toplu seçimde de Multitrace yaptırabilirsiniz. Ama bu çok kasacak ve bir yerden sonra Tridimex hata verip bu işlemi yapmayacak. Dikkat etmeniz gereken husus, sahnenizde poligon düşürülecek obje bir adetken modifier listen Multitrace'i seçiyorsunuz. En altta yer alan Generate butonuna tıklıyorsunuz. Sonra burada ihtiyacınız ne kadar vertical percent'ten yani rezolasyon kısmı, şunları değiştiremiyorsunuz zaten. Bunlar birbirine eş zaman hareket eder. Yani bunu ne kadar düşürürsünüz bu da o kadar düşer. Bunu ne kadar yükseltirsiniz bu da o kadar yükselir. İhtiyacınız değerinde düşürüyorsunuz. O kadar. Sonrasında bunu kopyalayabilirsiniz ve devam edebilirsiniz. Yapmanız gereken her şey bu kadar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.